Herkese hayırlı Ramazanlar. Ben de bir Karadenizli olarak bizim yöremizin en meşhur tatlarından birini yapacağım. Laz böreği. Börek olduğuna bakmayın. Bildiğiniz şerbetli bir tatlı ama içerisinde fındık, ceviz yok. İçinde ara katında muhallebi var. Şimdi muhallebiyi yapıyorum. 2 adet yumurta. Mikserle yumurtayı çırparak tarife başlayalım. Yumurtayı biraz çırptıktan sonra yavaş yavaş sütü ekleyelim. 4 su bardağı süt kullanacağız. Önce bir yarısını ekliyorum. Tekrar çırpmaya devam ediyorum. Kalan süt de ekliyorum. Tekrar biraz çırpalım. 1 su bardağı toz şeker. 1 su bardağı un. 1 yemek kaşığı da mısır nişastası kullanıyorum. Elinizde buğday nişastası varsa onunla da olur. Tekrar çırpalım. Yarım çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Tatlının muhallebisini ocakta devamlı karıştırarak pişireceğiz. Bu sırada da 200 gram kadar tereyağını eriteceğiz. 4 yemek kaşığı dolusu, kaşıklar bayağı bir dolu olacak. Tereyağını da eritelim, muhallebiyi pişirelim, ardından tatlımızı hazırlamaya devam edelim. Tatlının muhallebisini ocakta göz göz oluncaya kadar pişirdim. Oldukça yoğun bir kıvamda. Piştikten sonra bir paket vanilya ekleyelim ve tekrar karıştıralım. Laz böreğini yaparken muhallebi kısmı tamamen soğuk olması gerekiyor. Önce oda ısısında biraz ılınabilir, ardından dolapta tamamen soğuması gerekiyor. Tarifi en kısa sürede pratik bir şekilde yapmak için baklavalık yufka kullanacağım. 40 tane kadar. Yufkaları açalım. Yufkayı açtıktan sonra bir tepsiyle keselim. Hangi tepside yapacaksanız onun şeklinde. Daha pratik bir şekilde yapacağız böylelikle. Tepsiyi bastırıp çizgiyi oluşturdum. Şimdi çizginin üzerinden yufkaları keselim. Toplu bir şekilde baklava yufkaları tepsinin boyutunda kestim. Bu kenardaki fazlalıkları da ara katlarda kullanacağız. Bunları şimdi kenara alıyorum. Tam ortasına muhallebi koyacağımız için bunu böyle tam ortadan ayıralım. Bunu da kenara kaldırıyorum. Bu tarifte kullandığım tepsinin ebatı 3 aşağı 5 yukarı dikdörtgen borcam kadar. Şimdi öncelikle tepsiyi bir yağlayalım. Yufkalar çok ince olduğu için iki kat üzerinden de koyabilirsiniz. Ben ikişer ikişer koyacağım. İki katın üstünü de böyle yine hafif yağlayalım. Muhallebi sertleşmesi için dolaba koymuştum. Tatlının tam orta katına geldim. Şu an çok yoğun bir kıvamda ve tatlının tam ortasına dökelim. Tam ortaya muhallebiyi yaydım. Yine iki kat üzerine yufkaları ekliyorum. Bütün yufkalar bitti. Son yufkayı da ekliyorum.
Bir 2 yemek kaşığı yağı da üzeri için ayıralım. Tatlının şerbeti için 2,5 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı da su. İnce bir limon diliminde içine atıyorum. Şerbeti kaynatıyoruz. Kıvama geldikten sonra da soğumaya bırakacağız. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Tatlımız fırında çok güzel bir şekilde kabardı. Üzeri güzelce kızardıktan sonra da fırına alabilirsiniz. Şimdi sıcak tatlının üzerine soğuk şerbet dökelim. Şerbeti döktüm. Yaklaşık 1 saat kadar geçti. İçindeki muhallebi de çok sıcaktı. O da soğumuş oldu. Biraz daha kıvamlandı. Bu tatlının özelliği dilimlerin böyle biraz büyük olması. Trabzon'da, Rize'de de böyle satıldığı zaman büyük olarak satılıyor. Normalde el açması yapılır ama en pratik şekilde sizler için yaptım. Muhallebideki karabiber de yine bu tatlının özelliğinden biri. Çıtır çıtır çok lezzetli bir tatlı oldu. Ramazan için o kadar çok tarif hazırladım ki bir an önce hepsini yayınlamak istiyorum. Laz böreği de onlardan biriydi. Umarım yapan herkes sever, memnun kalır. Yapanlardan mutlaka yorum bekliyorum. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Şimdiden herkese afiyet olsun. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.